Milli Muharip Uçak Kağan'ın milli motoru için TEİ bünyesinde 300 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit, M5'e özel açıklamalarda bulundu. Kağan'ın yerli motorunun geliştirme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşit, Kağan'ın milli motoru için biz çalışmalarımıza başladık. Şu anda 250-300 kişilik bir ekibimiz çalışıyor. Ekip gittikçe büyüyor. Motorun ilk genel konfigürasyonunu belirleyecek performans analizlerini, çevrim analizlerini büyük oranda tamamladık. Motorun şu anda detay tasarım çalışmaları da başladı ifadelerini kullandı. Kağan'da hali hazırda General Electric üretimi F110 GE129E motorları kullanılıyor. Ağustos 2022'de yine sorularımıza yanıt veren TEİ Genel Müdürü Akşit, yaptığı açıklamada bu motorun Türkiye'de lisans altında üretilebilmesi için de çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi'nde TUSAŞ ana yüklenici konumunda. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında kabiliyetler kazanılacak. Kağan'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları ve havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülüyor. TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'le gerçekleştirdiğimiz röportajın tamamını M5 Prime YouTube kanalından izleyebilirsiniz.